Herkese merhaba. Deniz Havası kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pita ekmeği hazırlayacağım. Bunun için hemen malzemelerimizi saymaya başlayalım. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı su, ılık su olacak. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker, 4 tatlı kaşığı kadar da toz maya kullanacağım. Aşağı yukarı kapalı paketlerle 2 pakete denk geliyor küçük paketlerde. Hemen mayalama işlemimize başlayalım. Yine tahta kaşığımı aldım. Şimdi suyumuzu öncelikle kaseye alıyorum. İçine mayayı ilave edeceğim. Şöyle eriyene kadar biraz karıştıracağım. Şimdi erittiğim mayamın içine şeker ilave ediyorum. Ve biraz daha karıştırıyorum. Hazırladığım mayalı karışımı bir kenara alıyorum. Şimdi unumu alacağım. Buraya 10 bardak un eledim. Bu unumun içine tuzu da karıştıracağım. 2 bardak unu da eleyip bir kenara aldım. Hamurum çok sıvı olursa yavaş yavaş un ilave etmek için. Ama şu an şurada tam 10 bardak klasik bardaklarda un var. Tuzumu karıştırdım. Hamurumun unumun ortasına şöyle bir yuvarlak açıyorum. İçine sütümü ilave ettikten sonra bir bardak yoğurdu, sıvı yağı ve şöyle bir kenarda aktif hale gelmeye başlayan mayalı karışımımı da ilave ediyorum. Ve yoğurma işlemine başlıyorum. Ele yapışmayan kıvamlı bir hamur haline alana kadar yoğuracağım. İşlemim bitti. Toplamında 11 bardak un kullandım. Aşağı yukarı zaten genelde bu ölçüyü alıyor. Ama dediğim gibi unu her zaman kontrollü koymakta fayda var. Çünkü her unun suyu yiyişi farklı oluyor. Şimdi ben bunu mayalanması için bir kenarda bırakacağım. Dinlensin biraz, mayalansın. Daha sonra şekillendireceğiz. Bu arada bu çok kolay toparlanan bir hamur. O yüzden toparlandı diye yoğurmaya bırakmayın. Bir 10 dakika aralıksız yoğurmanız gerekiyor. O zaman ekmeğiniz daha güzel, daha kıvamlı olur. Şimdi bırakalım bir kenarda dinlensin. Şimdi bakalım hamurumuz mayalanmış mı? Gördüğünüz gibi iki katı olmuş hacminin. Gel, çok güzel bir şekilde mayalanmış. Hemen hamurumuzu elime hafif ıslatarak topluyorum. Ve ufak ufak bezeler açmaya başlayacağım. Şöyle yine bir tepsiye yağlı kağıt serdim. Şöyle. Onun üstünü de hemen pişireceğim. Zaten çok çabuk pişiyor. Şöyle tezgahıma çok az bir unluyorum. Hamurumun etrafında unlamak için. Çünkü bezeler ayıracağım kendisinden. Bunu 5 taneye bölebilirim herhalde. Çok büyük olmayacak. Küçük küçük olacak çünkü bezelerimiz. Bakayım. 2, 4, 6 tane oldu. Hemen yuvarlak yuvarlak bezeler yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi ekmeklerimizi açmaya başlıyorum. Çok değil zaten. Normal tatlı tabağı büyüklüğünde falan açacağız.
Aslında elinizle bile şöyle yaptığınızda çok güzel bir hamur hemen açılıyor. Ama merdane ile her zaman daha düzgün oluyor. Fırınımı da açıyorum en yüksek dereceye. Isınsın diye. Bu kadar olması yeterli. Daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Bu isteğinize bağlı tamamen. Hemen tepsime alıyorum bunu. Diğer hamurumu açmaya başlıyorum. Açma işlemimizi tamamladım. Önceden ısıttığım 600 derecede ayarladığım fırına 250 derecede vereceğim. Zaten çok çabuk pişiyor. Bir 10 dakikayı bulmuyor pişmesi. O yüzden çok bakarak pişirmeniz gerekiyor. Gözünüz üzerinden ayırmayın. Yakarsınız yoksa. Şimdi ben alt üst dediğim gibi ayarladığım fırına hemen vereceğim. Ekmeklerimiz pişti. Gördüğünüz gibi artık servise hazırlar. Çok güzel oldular. Puf puf da kabardılar. Şöyle bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Altı üstü çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle size içini de göstereyim. Bakın. İçi de bu şekilde oluyor. Hiçbir hamurluk yok. Çok güzel. Puf puf pişti. Kızardı. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.